Değerli bir konuğumuz Bengü Türk ekranlarında ilk kez ağırlıyoruz kendisini. Rahimullah Farzan, İran Araştırmalar Merkezi Dış Politika Koordinatörlüğü Araştırmacı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyorum, çok sağ olun. Tabii ağırlıklı İran'ı konuşacağız ama İran'da konuşurken elbette ki gündemde olan bir konu. Dış politikanın notlarını siz aralıklarla yine başka ülkelerle kıyaslama yapılırken de vermeye gayret göstereceksiniz. Tabii İran deyince akıllara İran'da süregelen protestolar geliyor hocam. Yani bu protestolar bugün toplantı masasında genel yayın yönetmenimiz Sayın Metin Özkan da ifade etti. 3 gündür, 5 gündür olan bir durum değil elbette ki. Yani bu yıllardır süregelen bir durum. Öncelikle izleyicilerimize şunu aktarmakta fayda var. Bu protestonun asıl amacı ne? Bir de asıl amacı ne? Yani siz sorumu anladınız. Bir de perde arkasını soruyorum aslında. Nedir efendim yorumunuz? Şimdi öncelikle özellikle dediğiniz gibi konuya vakıf olmayan izleyicilerimiz açısından biraz daha kısa özet geçecek olursak. Şimdi İran'da 2015, İran'la ilgili 2015'te başlayan bir süreç var. 5+1 dedikleri ülke ile İran arasında imzalanan bir anlaşma var. Nükleer anlaşması deniyor buna. İran'a yönelik yıllardır 2016'dan beri uygulanan yaptırımların kaldırılması karşılığında İran nükleer anlaşma nükleer programdan bir takım kısıtlamalar kabul ediyordu anlaşmaya göre. Dolayısıyla 2015'te imzalandı anlaşma. Anlaşma imzalandıktan sonra yaptırımlar kalktı. Bu anlaşma ABD ile İran arasında. ABD İran 5+1. Yani ABD, Çin, Rusya ve İngiltere, Almanya, Fransa. 5+1 sistem. 5+1 dedikleri, artı bir de Almanya oluyor. İran'ın arasındaydı. Obama döneminde gerçekleşti bu anlaşma. Anlaşmaya gerçekleşmesinden sonra yaptırımlar kalkmıştı. İran hali rahatlamıştı. Özellikle yaptırımlar dolayısıyla uzun zamandır ekonomisi sorunluydu. Ama Trump başkan seçildikten sonra işler değişmeye başladı. Trump anlaşmanın İran nükleer anlaşmaya, nükleer program silah elde etmesini engellemediğini, daha iyi bir anlaşmaya özellikle Orta Doğu'daki faaliyetlerinde balistik füze programı da sınırlandıracak bir anlaşmaya ihtiyacı olduğunu söyledi. Bir kere uzattı anlaşmayı fakat ikinci kez uzatmadı. 2018 Mayıs ayında bildiğimiz gibi nükleer anlaşmadan çekildi. Ve çekilmesinden itibaren maksimum baskı politikası izlemeye başladı İran'a karşı. Tabii İran daha önce, özellikle bu 2015 öncesi süreçte yine yaptırımlar uygulanırken bazı yollarla, meşru olmayan yollarla yaptırımlar delebiliyordu. Fakat artık Amerika izleme, gözetleme sistemini geliştirdiği için bunu yapamıyor. Dolayısıyla maksimum baskı politikasını uygulamaya başladıktan sonra İran ekonomisi ciddi anlamda darboğaza girdi. Özellikle bu anlaşmadan çekilmeyen ülkeler işte ikincil yaptırımdan korktuğu için işte Avrupalı ülkeler burada İran her ne kadar söz verseler de pek bir iş, somut bir adım atamadılar. Yani İran'ın anlaşmadan kaynaklı zararlarını telafi edeceğini, bunun için bir NSTEX diye işte bir mekanizma geliştirmeleri ama fakat bu somut yani bir sonuç elde edilemedi bu konuda. Bir sene aslında İran bekledi. 2018'de çekilmişti. 2019'a kadar bekledi İran. Fakat 2019'dan sonra kademel olarak bu anlaşma çerçevesinde yani yüklendi yükümlülükleri askıya almaya başladı. Takip ettiyseniz yine bir geçen Kasım ayındaydı. 4. adım attı bu konuda. Şimdi tabii ciddi değil bu adımlar fakat yani eğer ben diyor bankacılık sistem, petrol satamıyorsam ya da mali sistem o yaptırımla dolayısıyla zarar görüyorsa, yani bu anlaşmanın bana bir getirisi yoksa bu anlaşmadan kalmanın daha fazla faydası yoktu. Ama bununla birlikte de anlaşmanın tamamen ortadan kalkmasını sağlayacak adımları da atmıyor. Dolayısıyla şu ana kadar İran, Amerikan baskısı sonucu ekonomisi çok kötü. Yani bugün İran'da gördüğümüz, şahit olduğumuz birkaç hafta öncesinde gösteriler, yani konjektürel değil. Uzun zamandan beri süregelen bir ciddi bir baskı var İran ekonomisine dönük. Dolayısıyla artık halk yani ciddi anlamda boğazına gelmiş durumda. Yani petrol zammına yönelik gibi gözüküyor ama asıl perde arkası olayın uzun süredir İran ekonomisinin çok dar boğazda olmasından kaynaklanıyor. Mesela bildiğimiz gibi İran ekonomisi büyük oranda petrol satışına bağlı olarak gerçekleşiyor. Yani yaptırımlardan önce
yaklaşık 2,5-3 milyon varil günlük petrol ihracatı yaparken günümüzde bu rakamın 500 binin de altına düştüğü ileri söylüyor. Ve gün gittikçe de Amerikan maksimum baskı politikası çerçevesinde bunu sıfıra kadar indireceğiz diyor. Dolayısıyla bu devam edemez. Yani ileride de bu tür gösterilerimiz İran'da şahit olabiliriz gösterilere. Yani aslında petrol zamlarına yapılan zamlarla ilgili bir protestonun olduğu, lakin tabii bu protesto amacından sapmış, başka konulara da gelmiş ve Amerika'nın burada belki de İran'ın içerisine bir karışıklık yaratma, özellikle de ekonomi üzerinden bir karışıklık yaratma izlenimi vermesi ve bu izlenimi de arkadaşlarımıza orta pencerede veriyorlar zaten. Bu izlenimi de vatandaşlarla paylaşmak, ki istenilen de oluyor, yani Amerika'nın istediği oluyor. Peki şimdi ilerleyen dakikalarda soracağım size, önemli konularımız var elbette ki. Şimdi bu protestoların Türkiye'ye yansıması ne olur? Yani bu protestoları, yani bizde de Türkiye'de de zamlar oluyor, lakin görünmüyor böyle protestolar. İran'daki protestoların Türkiye'ye yansıması ne olacaktır? Bunu soracağım. Ve tabii İran ve ABD ilişkilerinde gelinen nokta aslında bu. Ama bir yumuşama dönemi olabilir mi? Çünkü daha dün tutuklularını karşılıklı takas ettiler. Bunu da konuşmakta fayda var. Peki yansıması noktasında Türkiye'yi nasıl yorumlarsınız hocam? Türkiye yansıması noktasında aslında doğrudan bir yansıma söz konusu olacağını düşünmüyorum. Çünkü bildiğimiz gibi İran'da uzun süre gelen bir, yani enflasyon mesela dikkat şey alıyorsak yüzde, yani 500'lerde, 400'lerde, 500'lerde olduğu söyleniyor. Yani dolayısıyla Türkiye ile kıyaslama yaparak bir etki olacağını şey yapamayız. Yani bu İran uzun süre, dediğim gibi süre gelen bir ciddi anlamda kötüleşme, yani bunu rakamlarla şey yapacak olursak hakikaten tablo çok kötü. Dolayısıyla bu İran'a özgü bir, yani şey olarak düşünüyorum. Türkiye'ye doğrudan bir yansıması olacağı konusunda pek bir şey söyleyemeyeceğim açıkçası. Türkiye'ye doğrudan yansıması olamayabilir. Peki şimdi tutukluların takası var ama ara saatimiz geldi normalde. Yönetmenim, girecek miyiz arayı? Devam ediyoruz. Peki, arasız devam edeceğiz 55'e kadar, gayet güzel. Şimdi dün de şu ifadeler vardı Sayın Hocam. Yani Türkiye, tabii ABD ve Çin arasında yaşanılan durum. Evet. Sadece bu protestolarla alakalı değil ki, siz de doğrudan bir yansımasının olmayacağını söylediniz Türkiye'ye. Lakin yani ABD ve yine bu ülke arasında, İran arasında Türkiye'nin bir ara buluculuğu, üstlenmesi durumu var mı? Sadece bu protesto ile alakalı değil, diğer konularda da. Örneğin nükleer anlaşması ile ilgili sizin de ifadeleriniz oldu. Şimdi nükleer anlaşma ile ilgili 2009-2010 sürecinde Türkiye bir ara bulucu şey rolü üstlenmişti. Fakat şu aşamada Amerika, yani İran şu aşamada en azından kısa vadede ABD ile görüşme gibi bir niyetinin olduğu kanısında değilim. Her ne kadar İşte bir taraftan böyle takas, tutukluların takası gibi böyle yumuşamaya dönük sinyaller verilse de. Ama Fransa mesela arabulucu olma rolünü teklif etmişti Eylül ayında. Hatta Rouhani ile Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında bir araya geleceği konuşuluyordu. Bunu daha çok isteyen taraf aslında Trump. Çünkü Trump'ın bildiğiniz gibi dış politikada çok önemli atakları var. İşte Çin'le ticaret savaşlarını biliyoruz. İşte yüzünün anlaşması diye Filistin meselesi var. İşte Taliban'la yürütülen görüşmeler var. İran'la nükleer anlaşma. Bir süper güçten bahsediyoruz. Evet. Şimdi seçim öncesi Trump şey yapmak istiyor. Yani önemli bir dış politika başarısıyla seçime gitmek istiyor. Dolayısıyla biz İran'la gerginleşen ilişkilere rağmen Trump'ın İran'la görüşmek istediğine dönük bir sürü, birçok açıklamasını gördük. Yani geçmişte şahit olduk. Ama Rouhani de artık İran, Rouhani'nin de açıklamaları fakat. Ama İran'da stratejisi, yani Trump sonrası seçimleri bekleyip ABD'nin, yani muhtemel başka bir kişinin, işte Obama çizgisinde birinin seçilme ihtimali üzerinde duruyor. Eğer öyle biri seçilirse tekrardan uzlaşabiliriz makul bir düzeyde diye. Ama şu an, şu aşamada Trump'la görüşüp bunu tabana anlatmak İran gibi ideolojik bir devlet açısından zor olabilir. Dolayısıyla en azından kısa vadede ne kadar böyle yumuşama sinyalleri görsek de bu doğrudan bir görüşme olacağı kanaatinde değil. Peki hocam, ara bulucu noktasında başka, Türkiye dışında başka ülkelerin de olabildiğini söylediniz az önce örneklerinizde. Neden Türkiye ön plana çıkıyor ara bulucu noktasında? Yani Türkiye'nin Çin, İran'la veyahut Amerika ile ilişkilerinin
daha güçlü ve daha kuvvetli olmasından dolayı mı bir arabuluculuğun Türkiye'de daha, yani bir terazi düşünün, daha fazla Türkiye'ye evet. basıyor. Diğer ülkelerde var elbette ki ama tabii ki. Sizin de az önce Türkiye, verdiğiniz örnek doğrultusunda. Türkiye'de işte geçmişteki dediğim gibi 2009-2010'daki deneyim önemli bu konuda. Yani epey şey yapılmıştı, mesafe kat edilmişti. Fakat dediğiniz gibi Türkiye'nin yanında gündeme gelen başka ülkelerde var. Yani Fransa'dan bahsettik ama Umman mesela çok önemli. Umman daha önce de işte nükleer anlaşma devam ederken de İran'la ABD arasında şeye sebep olmuştu. Hatta Umman Dışişleri Bakanı 2-3 gün önce 2 Aralık'taydı zannedersem. Bir İran'a ziyareti vardı. Yani ne zaman Umman Dışişleri Bakanlığı ya Umman'dan biri bir yetkili İran'a gidiyorsa, İran'dan Umman'a gidiyorsa ABD ile İran arasında, İran'la işte Suudi Arabistan arasında bir görüşme olabileceğine dair haberler çıkmaya başlıyor. Çünkü Umman hem ABD ile hem İran'la ilişkisi olan, yakın olan yani nadir körfez ülkelerinden biri. Daha önce de işte 40 sene boyunca işte bu İslam Cumhuriyeti'nin tarihi boyunca önemli meselelerde arabulucuk rolü üstlenmiş. Yine eğer yani şu aşamada dediğim gibi görüşme olmayacağına göre arabuluculuktan bahsetmek de mümkün olmuyor ama bir sonraki ABD seçimlerinde yönetimiyle masaya otururken yine bu ülkeler devreye girebilir. Tabii Türkiye de buna dahil. Şimdi ABD ile yine İran arasında yaşanan bu durum, bu gelinen nokta, şunu da ifade etmekte fayda var. Yine protestolara belki geri döneceğim ama hani protestolar elbette ki çünkü konuşulur, ifade ettiğimiz gibi dün veya bugün başlayan bir durum değil. Yani bu protestolardan amaçlı Türkiye'nin bu protestolara nasıl bakış açısının nasıl olduğunu, nasıl yaklaşıldığını biliyoruz. Peki yani sonlandırılması noktasında İran hükümetini, İran liderlerini, üst düzeyinin bir şekilde nasıl bir adım atması gerekiyor sizce? Yani ya da yapılan adımlar atılmadığı için mi hala sokak eylemleri devam ediyor? Şimdi aslında İran ABD ile anlaşmadan bu sorunun üstesinden gelmesi kolay değil. Yani şu an bastırmış gibi gözüküyor ama sert müdahale var. Hakikaten basına yansıyan birkaç yüz kişinin öldüğü yönünde. Hatta bazı kaynaklara göre bini bile aştığı söyleniyor. Yani dolayısıyla şu aşamada İran yöneticiler isteseler de üstesinden gelebileceği bir durumda değil. ABD'nin parmağını tam anlamıyla ortada. Aynen. ABD ile anlaşmadan yaptırımlar kalkmadan çünkü İran çok sanayisi güçlü olan ya da dışarıya petrol dışında çok fazla ihracat olan bir ülke değil yani. Dış ticaretinin %80-90 oranında dış ticareti petrole bağlı. Dolayısıyla yaptırımlar kalkmadan İranlı yöneticilerin bu sorunları aşabileceği kanaatinde değilim açıkçası. Evet, aşılabilecek bir sorun olmadığını, bir problemin olamayacağını ifade ediyor İran hükümeti tarafından Rahmilli hocamız. Şimdi bir de tutukluların takası vardı hocam. Evet. Yani bu işte acaba ABD ile İran arasında bir yumuşamanın göstergesi olabilir mi diye ifade edildi. Tabii İran'daki bu iç karışıklığın sebebi Amerika'daki böyle Trump'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın iç siyasetteki yerini ve konumunu da daha sağlam alabilmesi yönünde de değerlendiren konuklarımız oldu. Peki bu tutukluların takası noktasında bir de nasıl yapılıyor hocam? Evet. Bu takas nasıl yapıldı yani? Şimdi, aldım verdim hiçbir yargı hukuk olmadan mı? Konu geçen Eylül dün ayında... Dün oldu bu takas, onu da ifade Eylül edelim. Eylül ayında aslında şeyde gündeme gelmişti Dışişleri Bakanı Zarif BM Genel Kurul toplantısında söylemişti. Yani böyle bir şey olabileceğini dile getirmişti. Şimdi takas edilen kişi biliyorsunuz Çin asıllı ABD'li bir doktor öğrencisi olduğunu iddia ediyor. 2016'da gözaltına alınmıştı. 10 sene hapse şey yapılmıştı. Şimdi İran bu anlamda çok eleştirilen bir ülke. Yani aslında rehin alıyor yabancıları bir dış politika aracı olarak kullanmak için diye. Fakat buna karşı 2018'de İranlı takas edilen şu an işte Mesut Süleymani dedikleri bir profesör, kök hücre profesörü. ABD onu da Sudan sebeple şey almıştı. Yani bu anlamda aslında ABD'nin de yani bir rehin olduğu diyebiliriz. Yani yaptırımları deliyor diye. Deldiği gerekçesiyle bir tıbbi bir malzeme satın almış. Bu da yaptırım kapsamındaymış. Bundan dolayı tutuklamıştı. Fakat dediğim gibi Eylül ayında bunun takas olabileceği gündeme gelmişti. Ama süreç gizli bir şekilde ilerletilmiş. Dün itibariyle bu takasın gerçekleştiğine şahit olduk. Şu şekildeydi yani basına yansıdığı kadarıyla yani bu şey İsviçre aracılık etmiş bu takasın gerçekleşmesine. Fakat bundan sonra iki şey öne çıktı. Dediğiniz gibi biri tekrar bir yumuşama olabilir mi? ABD ile görüşme şey olabilir mi? İkincisi de bu Trump bu görüşmeden ötürü İran'a teşekkür etti.
Yani şimdi birincisi bu görüşme olabileceğine dair dediğim gibi bu bir yumuşama gibi gözükse de sonuçta çok gergin bir ilişkide iki tarafın da işine gelmeyecek. Yani işler hemen kontrolünden çıkıp savaş, yani sıcak savaşa gidilebilir. Dolayısıyla yani her şeye rağmen gerginlik devam ederken yani bunu yönetilebilir bir düzeyde tutmak iki taraf açısından da daha işine gelecektir iki taraf iki tarafında. Dolayısıyla böyle yumuşama hareketleriyle bu gerginliği kontrol edebilir bir düzeyde tutmak için yapılan şeyler. Diğer türlü işte eleştiri vardı bir de Trump'a. Şimdi İran aslında çok sert bir şekilde bastırdı. İran bu sert bir şekilde bastırdığı için protestoları çok eleştirildi. Pek çok kesim tarafından. ABD'de de protestoları sert bir şekilde bastırdığı için İran çok eleştirildi. Dolayısıyla bu ortamda Trump'ın çıkıp İran'a teşekkür etmesi çok eleştirildi. Dediler ki yani o zaman biz boşuna şey yapıyoruz. Yani İran eğer gelip bir anlaşma yapacaksa o zaman şu an içeride öldürülen, özellikle İran muhalefeti ya da İran muhalefetinin yanında duran ABD'li siyasetçiler yani ya da ABD'nin muhasis nizam savunucuları, işte ABD'ye her şeye rağmen insan hakları da gözeten ya da dikkate alan bir ülke olduğunu ifade eden kesimler, Trump'a tepkisi vardı. Yani şu an öldürülen yüzlerce kişi olduğu söyleniyor. Tabii. Yani bu binlerce de olmuş olsaydı bugün bir tane takas, bir kişiyi takas ettik diye yine İran'a teşekkür mü edecektik diye. Yani bu böyle devam ederken İran muhalefeti nasıl ABD'ye güvenebilir? Yani sürekli Trump diyor işte biz İran halkının yanındayız, protestocuların yanındayız diye açıklamalarda bulunuyor. Fakat bu durumda protestocular nasıl güvenecek? Yani o diye bir eleştiri vardı. Peki hocam şimdi siz de ifade ediyorsunuz. Yani bir yorum sorusu aslında bu. Protestolarda hayatını kaybeden birçok vatandaş var. Karşı karşıya kalıyoruz ki biz de kamuoyuyla ne yazık ki bunları paylaşıyoruz, ifade ediyoruz, bilgi veriyoruz izleyicilerimize. Yani bunun vebali kimin üstüne? İran mı, Amerika mı? Yani bunu nasıl açıklayacağız? Ya şimdi bunun dediğim gibi yani İranlı yöneticiler doğrudan bunun şeydi. Çünkü İran zaten bu protestoları çok sert bastırmasıyla önlü. Yani bu konudaki geçmişi çok kabarık İran'ın. Yani sicili. Hı-hı. Daha önce de benzer yani her 10 senede böyle toplumsal protestolar İran'da olmuş 40 senelik şeye bakarsak. Fakat bu 2017-18-19'da artık 10 seneyi de beklemeden İranlıların sokaklara döküldüğüne şahit oluyoruz. Fakat İran'ın işte başta devrim muhafızları olmak üzere bu tür protestoları önlemek için özel olarak işte tecrübesi olan yetiştirilen birimler var. Dolayısıyla yani bunları mesela Irak'ta yani önleyemiyor. Ona da geleceğim devam birazdan. Irak'a da geleceğim. Fakat İran bu konuda çok tecrübeli. Ne yazık ki çok sert bir şekilde bastırıyor, interneti kesti ve içeride neler olduğuna dair çok çeşitli spekülasyonlar var. Yani yüzler hatta binlerle ifade ediliyor. Yani çok sert bir şekilde müdahale ettiği için protestolar şu an en azından dinmiş gibi gözüküyor. Fakat sorunlar devam ettiği için ileride de yine aynı yani önümüzde meclis seçimleri var. Daha sonra 2021 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yani süreç bizi yine bu tür protestolara şahit olacağımızı gösteriyor açıkçası. Şimdi tabii ifadeleriniz oldukça önemli. Tabii bu hani protestoların bir petrole zam yapılarak başlanıldı. Lakin perde arkasında çok fazla bir kirli oyunun belki de olduğu ifade ediliyor. Haber turuna rica edeceğim. Uzun süredir haber vermedik. O haber turuna girelim. Akabinde sizinle yine Irak'ı konuşacağız. Irak oldukça önemli çünkü nükleer anlaşmasıyla gelinen son noktayı da bir kez dile getirmekte fayda olacaktır. Bir de Irak'taki olayların İran'a yansıması. Tamam. Tabii siz bu iki olayın İran'ın da Irak'ın da Türkiye'ye herhangi bir yansımasının olacağını ifade etmiyorsunuz. Hani böyle bir yansıma beklenemeyebilir diyorsunuz. Açıkçası oradaki sorunlar ülkenin yapısal sorunları. Ülkedeki şu anki yani onlara özgü bir sorun. Dolayısıyla oradan Türkiye'ye nasıl bağlanır açıkçası bir öngörüm yok bu konuda yani. İran'da işte İran gibi benzer 2000 işte ABD işgalinden sonra devam eden bir türlü istikrarın sağlanamadığı bir süreç var orada da. Ve İran çok fazla oraya da müdahale olduğu biliyorsunuz. Iraklı protestocuların şu anki taleplerinden biri İran elinin Irak'tan çekilmesi. Dolayısıyla eğer şey olursa ilerleyen dakikalarda böyle şey gelirse onu da konuşacağız. Peki. Şimdi 2,5 dakikada bir dünyada ve yurtta ne oluyor bir bakalım sevgili izleyenler. Sonra buradayız.
Haber turundaki son haber de önemli. Onu dördün, dört bandımızın sonunda detaylandıracağız. Çünkü yurt genelinde soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Özellikle de Doğu Anadolu bölgesinde çoğu gölde buz tutmuş durumda. Hiç vakit kaybetmeden sizinle devam edelim. Çünkü birazdan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlanabiliriz. Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekillerinin konuşması bekleniyor. Nükleer anlaşmayla ilgili gelinen son nokta, yaşanan son gelişmeler diyeyim hocam. Nasıl yorumlarsınız? Evet. Şimdi nükleer anlaşmada bildiğimiz, az önce de bahsettiğim gibi geçen Kasım ayında İran 4. aşamada işte bu Fordu nükleer tesisinde işte yasaklanmıştı orada reaktörlerin dönmesi, gaz enjeksiyonu olmadan ya da uranyum zenginleştirilmesi yapılmaması gerekiyordu. Orada taahhütleri yerine getirmiyor karşı taraf diye İran bir takım yükümlülüklerini askıya almaya başladı. Bu çerçevede 4. adım attı. Fakat bahsettiğim gibi bu adım hala anlaşmanın tamamen öldüğü anlamına gelmiyor. Dediğim gibi İran bu süreçte beklemek istiyor. Yani koşullar değişebilir. Trump dışında başka bir cumhurbaşkanı olabilir. ABD'de başkan seçilebilir. Onunla daha iyi şartlarda anlaşırız diye bir sene beklemeyi düşünüyor. Nükleer anlaşmayı. Fakat diğer taraftan Avrupalı ülkelerin işte bir takım girişimleri var. İran'ın işte zararların giderilmesi için bir takım mekanizmalar geliştirmek istiyorlar. INSTEX'de şu ana kadar somut bir adım atılmadı demiştik. Fakat geçen hafta da yine 6 Avrupa ülkesi, INSTEX'de küçük bunlar, Finlandiya, işte Norveç gibi ülkeler, Danimarka katılacaklarını ifade ettiler. Ama ona rağmen şu ana kadar İran tamamen ben memnunum dediği bir düzeye gelinmiş değil. Bir şekilde yine bir sene, her iki ayda bir bu arada İran bir adım atıyor. Fakat bu gelecek ikinci ayda da yine anlaşmanın tamamen ortadan kalktığı bir durum göz alacağını düşünmüyorum. İran öyle bir adım atacağını, çünkü o zaman uluslararası, yani BM yaptırımlarda devreye girecek. Ruhani'nin açıklaması vardı. Yani biz tamam anlaşmadan çıkmak istemiyoruz. Her şeye rağmen İran yararına bu. Yani biz silah satabileceğiz gelecek ilden itibaren diye bir açıklaması vardı. Peki. Geliyor mu? Veriyoruz değil mi? Hocam ben size çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. İlerleyen programlarda yine görüşeceğiz, konuşacağız. İran'ı mercek altına almaya gayret göstereceğiz. Değerli bir konuğum bizlerle birlikteydi. İran Araştırmaları Merkezi Dış Politika Koordinatörlüğü Araştırmacı Rahmullah Farzan bizlerle birlikte oldu.